Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenler Dört Yol Meydanı'nda yapıyoruz. Bildiğiniz üzere yerel yönetim seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Muhtemelen Millet İttifakı'nın diğer ismiyle Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu olacak. AK Parti'nin diğer ismiyle Cumhur İttifakı'nın adayı ise henüz net değil, ancak son 10 gündür Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ismi geçiyor. Biz de daha önce Tevfik Göksu'nun adı geçen ilçede soruyoruz. Sizce AK Parti'nin adayı Murat Aydın olur mu olmaz mı? Olursa kazanır mı kazanmaz mı? Bakalım Esenlerli seçmenlerimiz ne diyecek? Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Abi, bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Peki AK Parti'nin büyükşehir adayları içinde Beykoz Belediye Başkanı ismi geçiyor. 25 yıldır ilçe belediye başkanı. Ne diyorsunuz? İyi bir aday mı, değil mi? Bilginiz tanımıyorum var. Hiç kendisini. Bilgim yok. Yani. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Beğenmiyorum kendisini. Beğenmiyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl iyi olalım? İyiyiz işte böyle. Peki bu pazar günü belediye seçimi olsa büyükşehirde oyunuzu kime vereceksiniz? İmamoğlu. İmamoğlu'na. AK Parti'nin adayı olarak Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle hayır. Kazanamaz. Hele AK Parti'nin ağasını bile ağzıma almak istemiyorum. Daha önce verdin mi AK Parti'ye hiç? Çok önceden verdim, bayağı verdim. Niye kızdın AK Parti'ye? Ya yeter ya, iflas ettirdi bizi ya, yeter ya. Bak ben bir yoğurt alamıyorum bak eşime, rahatsız benim eşim. Evet, benim eşim bak rahatsız, ben bir ilacını, yarı ilacını parayla alayım, sigorta ödemeyeyim. Bir yoğurt alıp yediremeyeyim. Diyorlar ki çarşı dolu, lokanta dolu, herkesin parası var diyorlar. Parası kendi vermiştir onlara paraları. Öyle mi? Fakir fakir. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Tevfik Göksu mu? Yüzünü görmek istemiyorum. Kızgın mısın? Çok. Ne bak diye? Şurada CHP'nin geçen cenazesi oldu. Yani o da bir... Kim ölmüş? Şey yani. CHP'li birisi. Evet, yani bir bakanlık yapmış, ilçe başkanı yardımcılığı yapmış. Gelmedi buraya. Sen Esenler Belediye Başkanısın değil mi? Gelmesi gerekmiyor muydu? Bakanlık yapan gelmesi gerekiyor. Evet, gelmedi. Gelmedi. Gelmek istemiyorum. Oğlum teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Abi, bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na veririm. Neden? Çünkü daha şey, pratik, daha genç. Biz onu aslında Cumhurbaşkanı görmek isterdik ama bize Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Bırakmadı. Yani oylarımızı CHP'ye verdik ama bir dahaki seçim kısmet olursa koşarak gidip AK Parti'ye verecek. Niye dersin? Hayat pahalılığı biraz daha artsın diye. Öyle mi? Evet. Yani az oldu. Daha çok olsun. Evet, dolar olsun 40 lira, mazot olsun 50 lira. Hayat şeyleri biraz daha pahalı olsun. Yani. He oldu, 40 lira zaten mazot yani. Peki abi, AK Parti'nin büyükşehir adayları içinde Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Hiç bir diyalo şeyim yok yani. Fazla günde bilgim yok. Tamam. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Tevfik Göksu Esenler için, ben burada aşağı yukarı 30 senedir Esenler'deyim. Yani güzel Esenler için çok güzel hizmetler var. Konutlar olsun, o deprem konutları olsun. Mesela çevre düzenlemesi olsun. Çok bu Esenlerimizde başarılı bir belediye başkanımız. İlçe İmamoğlu'na oy verdiğin halde Tevfik'in icraatlarını beğeniyorsun. Beğeniyorum. İlçe olarak beğeniyorum. Doğru, burada yaşıyorum. Yaşadığım ilçemi de yani az çok 30 senedir burada yaşıyorum. Doğru. Peki abi, AKP'nin en çok oy alacak aday kim olmalı sence? AK Parti'nin. İBB adayı. Aklına bir isim var mı? Vallahi İBB adayı biraz Süleyman Soylu falan diyorlar yani duyduğum kadarıyla. Pek bilmiyorum, o şeyin CHP'nin ittifakına bağlı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayır. İnşallah kaptırmaz. Pazar günü İBB seçimi olsa reyimizi kime kullanacağız efendim? Ben HDP'liyim. Ben partime bağlıyım. Partime hangi yöne beni yönlendirirse oraya vereceğim. Tamam. Peki AKP'nin İBB belediye başkanı adayı Murat Aydın ismi konuyor. Beykoz Belediye Başkanı. Duydur mu, kazanır mı, kazanır mı düşünüyorsun? Duymadım, kazanmaz da. Kazanamaz. Hile yapılmazsa kazanmaz. Tamam. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma yolsuzluklar geliyor. Baştan başa. O kadar. O kadar. Bak, şu gökdelene bak. Aşağıdaki gökdelene bak. Kim bunlar? Efendim, sorduğun zaman diyor ki arsası yata yapmamış, dike yapmış diyor. Ne yapalım? O zaten kanunu verdi, hak diyorlar. Hayır, ona kanun var da başkasına yok mu? Arsası bu kadar büyük olsun. Burası benim olsa, evet, rıza gösterir miydiler? Göstermezler miydi? Hayır, kesinlikle. Ahbap Çavuş ilişkisi mi var? Yok abi, biliyorsunuz ya, söylemeye gerek yok ki zaten. Çok teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'na. Daha önce de İmamoğlu'na verdiniz. Aynen, daha önce de ona kazanır verdim. Kazanır mı yine?
İnşallah. Peki. Gerçekten inşallah kazanmasını çok istiyoruz. Tamam. AK Parti'nin Büyükşehir adayı olan Murat Aydın ismi konuşuyor. Duydunuz mu? Yok, hiç duymadım. Ben sadece Ekrem İmamoğlu'sunu tamam, biliyorum. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Onu ben pek fazla tanımıyorum. Buranın başkanı. Teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. Ablacığım hoş geldin. Dık. Yaş kaç? 19. Bir kez mi oy kullanacaksınız? Yok, Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullandım. Peki bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na veririm. Ekrem İmamoğlu'na. AK Parti'nin İBB Belediye Başkanı Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Duydun mu, duymadın mı, kazanır mı, kazanır mı? Hiç duymadım. Yani inanırım hiç duymadım. Tamam. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Yaptığı işler geliyor Esenler'de. Başarılı mı değil mi? Başarılı bence. Esenler'de. İmamoğlu'na gördün abi, başarılı diyorsun. Başarılı, ben başarılıya başarılı derim. Doğru ya doğru. Aynen öyle. Çok teşekkürsün. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi bu pazar günü Büyükşehir Belediye seçimi olsa reyinizi hangi adaya vereceksiniz? İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır tabii, niye kazanmasın, bu kazanacak değil ya. Meclisin alır mı bu sefer? İnşallah alır. Yok topal ürdek olmaz. İnşallah. Öyle diyorum. Peki efendim, AK Parti'nin İBB adı olarak Murat Aydın ismi konuşuyor. Beykoz Belediye Başkanı. 25 yıldır ilçe belediye başkanı. Olabilir. Aday olursa ne olur durumu? Bir onu tanımıyorum, bilmiyorum. Tanımadığım bir yok bilgim. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Tevfik Göksu gelince Esenler'i parça parça millete dağıttı, sattı derim. Tabii parça pinçik. Abisinin 27-30 tane şu an için belediyelerde yeğeni var, amcası oğlu var, bilmem neyi var. Tabii. Abisinin şimdi kardeş, efendim merhabalar. Merhaba abi. Çıkar şimdi kavga eder. İyi miyim, sağ ol. Bu pazar İBB seçimi olsa reyi kime vereceğiz? Ekrem'e vereceğiz. Kazanır mı? Tabii kazanacak. Kazanacak tabii kazanacak. Meclis AK mi? AK Parti'ye zannetmiyorum. Meclisi alır mı? Meclisin çoğunluğu da alacak. Bütün ilçeleri alacağız. Öyle mi? 5-6 ilçe onlara gidebilir belki ama bütün ilçeleri alacağız. Öyle mi? Evet. Bu videoyu saklıyoruz. İddialıyız. İddialıyız, yapacağız. Tamam. AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Ha biliyorum. Duydun mu? Ha duydum. Kazanır mı? Kazanır mı? Kazanamaz. AK Parti'ye oy vermezler artık. Hayat alanı dolayı mı? Ya ortalığı görmüyor muyuz? Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Körtük neyse bir şey demeyeyim daha. İyi günler. Valla ben oy kullanmıyorum, bayağı oldu ya. Öyle mi? Son 4 sene. Karşı mısınız? Yani İstanbul'da yok şöyle, yok protesto değil yani ben yani kime tercih yapacağımızı şaşırdık yani şöyle, ben iki taraftan da memnun değilim. Oyunuzu hak edecek bir aday olmak yok, için. aynen. Son 4 senedir de hiç sandığa gitmedim. Eyvallah. AK Parti'nin İBB adayı olarak Beykoz Belediye Başkanı'nın adı geçiyor, Murat Aydın. Duydun mu, biliyor musun? Murat Kurum. Yok, Murat Aydın. Çevre Şehircilik Bakanı. O değil, Murat Aydın. Zeytinburnu Belediye Başkanı 20 yıl yaptı. Murat Kurum şimdi olsa belki verebilirim, Murat Kurum. Öyle mi? Evet. Peki, Murat Kurum o dış görünüş olarak böyle hoş geliyor şeye. Eyvallah. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Ya Tevfik Göksu Esenler için çok şey yaptı da bilmiyorum yani. Ama yine oyun verelim. Yok. Teşekkür ederim. Saygılar, kolay gelsin. Yani CHP'den yana şöyle bir problem var. Verdiği sözleri tutmadı İmamoğlu hiçbirinin neredeyse. Mesela ne tutuyor? Ben yani belediye başkanı olmadan önce öğrenciydim. Lise sondaydım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bize dediler ki İmamoğlu geldiği zaman, biz ilk defa o zaman İmamoğlu'na verdik. O zamana kadar asla CHP falan bize ters düşen bir parti olduğu için yani seçmiyorduk. Ama İmamoğlu farklı geldi bize. O yüzden İmamoğlu'na vermiştik. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben lise sondayken dediler ki işte ücretsiz olacak taşımalar. Onun harici bir ton vaat. Bunların hiçbirine uymadılar. Yani tam tersi, başa geldiği ilk gün %30 mu %50 mi ne zam yaptılar. Ama biz onu sorduk basın olarak. Diyor ki ben geldiğimden 5 liraydı mazot, şu an 37 lira. Dolayısıyla ben ücretsiz sosyal yardım kaydı olanlara süt veriyorum, başka yardımlar yapıyorum. Herkese demedim. Ben sosyal yardım olanlara. Ben şahsen okulumu bitirdiğim için tekrardan İmamoğlu'na verirdim abi. Gene ama şimdi şöyle söyleyeyim. Verdiği sözler bir yana, yapmasa bile en azından idame ettiriyor bir şekilde. Güzel bir şekilde devam ettiriyor. İmamoğlu'na yazdık. Diğer soruda şöyle. AK Parti'nin İBB adayı olarak Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Evet. Duydun mu, kazanabilir mi, kazanamaz mı? Hiç duymadım. Kazanma ihtimali de yok. 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 Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Çok samimi bir insan. Geçenlerde dört yolda biliyorsunuz ufak mesela buralarda hani yapılan yollardan dolayı problemler yaşanıyordu. Ufak tefek motor kazaları vardı. Mesela motorların girmesi buraya yasak aslında. Ufak bir istekte bulunduk biz de. Hani dedik ki bazı şehirlerin hani ilçelerin
böyle nasıl söyleyeyim, meydanlarında yollar var. Hani motor yolları, en azından insanları rahatsız etmeyecek şekilde. Geçen gerçekten çok nasıl söyleyeyim, sade bir insan. Çözüm buldu mu şimdi? Çözüm buldu demeyeyim de biz sözümüzü aldık, inşallah da bekliyoruz. Mehmet Tevfik Göksu'nun şöyle bir şeyini anlatayım. Zamanında bizim mahallede ufak bir problem yaşanmıştı. Binanın bir yıkımı olacaktı. Yanlışlıkla yan binayı yıkmışlardı. Ufak bir yıkım olduğundan dolayı. Ondan sonra gelip oraya yaptırdı. Gelip bir de bizim mahallenin o binada işte en üst katta yıkılan beyefendinin yaklaşık mahallede 7-8 tane kedisi vardı. 2 tane de 20 kilo kedi. Kedi maması getirdi. Ondan dolayı benim sempatimi kazandı yani Esenler tarafında. Ben çok seviyorum. Şahsen. Sağ olun. Saygılar. Efendim bu pazar günü İBB seçimi olsa reyinizi kime vereceksiniz? Ya biz, bizim belli abi ya. Söyleyiniz. Yeşil Sol Parti. Yeşil, tamam, daha var. AK Parti'nin İBB adı Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Abi bana AK Parti'den bahsetme. Yeşil Sol Parti. Yeşil. Başka bir şey yok. Tevfik Göksu deyince ne geliyor aklına? Hırsızlık geliyor. Başka ne olacak? Teşekkür. Genç bir seçmen, bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? AK Parti. AK Parti. Evet. Peki AK Parti'nin İBB adayı olarak Murat Aydın var, Beykoz Belediye Başkanı. Tanımıyorum ama ona vereceğim. Ona olur. Evet. Peki. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Tanımıyorum. Esenler Belediye'yi tanımıyorsun. Tanımıyorum. Ben Halkalı'da oturuyorum abi. Eyvallah. Size soralım. Ben Bursa'da oturuyorum abi. Olsun. Merhabalar. Her günü İBB seçimi olsa eğer oyunuz burada olsa kime verirdiniz? AK Parti. AK Parti. Belediye Başkanı ismi Murat Aydın. Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'nin. 25 ilçe belediye başkanı. Abi Beykoz'un ne kadar geliştiğini AK Parti'nin adayı olsa oy verir misin ona? Veririm. Verirsin. Tevfik Göksu'yu duydun mu? Yok. Gel. Bir dakika. Ya, nasılsın? İyi misin abi? Teşekkür ederim. Bu pazar İBB seçimi olsa R'yi kime vereceğiz? Sen bilmiyorsun ben kime vereceğim. Yeşil Sol. Tamam. AK Parti'nin adayı Murat Aydın olacak diyorlar. Beykoz Belediye Başkanı. Ne düşünüyorsun? Ya ben ona bahsetme. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne gelir efendim? Onu sorma ya. Onu sorma. Hiç sorma bana. Sevmiyor musun? Sevmiyorum ya tabii. Ne severeceğim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Sağ olun. Bu pazar İBB seçimi olsa efendim oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? AK Parti kimi adayı gösterirse ona kullanırım. Peki Murat Aydın var, Beykoz Belediye Başkanı, 25 yıldır ilçe belediye başkanı. Evet. Onun adı geçiyor. Evet. Kazanır mı, kazanamaz mı, ne düşünüyorsun? Tecrübeli bir başkan, tam 25 yıldır. Şöyle bir şey söyleyeyim, 150-150. Ortada. Ortada. Doğrusunu konuşmak lazımsa ortada. Veririm. Tamam. Çünkü İmamoğlu'ndan beklediğimizi biz İmamoğlu'ndan göremedik. Ve şunu söyleyeyim, 16 milyon için çalışıyoruz diye, 16 milyon için de bu kendinde çalıştı bence. Çünkü İstanbul'da hiç göremedik. Sürekli koltuk kavgası, Cumhurbaşkanlığı kavgası. Buna gerek yok ki sen İstanbul Belediye Başkanı'sın. Gitmişsin sağda solda mitinglesin. Eyvallah. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne gelir efendim? Bence İstanbul'un en başarılı belediye başkanı. İstanbul'da. Evet. Çok teşekkür ederim. Bence... Hoş geldiniz. Nerede başarılı oldu? Neresi başarılı? Nerede? Sen neyi görmek istiyorsun Esenler'de? Esenler'de neyi görmek istiyorsun, neyi göremedin? Onu söyle. Ne var ki? Aşağıda ne var bak, ki? Ben sana diyorum ki neyi görmek istiyorsun, neyi göremedin? Onu söyle. Belediyeden ne bekliyordun, ne yapmadı? Onu söyle, buyur. Ne bekledim? Ne varmış ki? Ne yapmış ki? Ne yapmış ki? Onu söyle. Neymiş ki diyorsun? Ne söyle, söyle. Neyi görmek istiyorsun? Her şey yapmış. Hiçbir şey yapmamışlar. Ama söyle diyorum, söyle. Neyi yapmadı? Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Hiçbir partiye kullanmam. Peki siz kullanmasanız, ben kullanmasam neyle yönetileceğiz? Bir çözüm öneriniz var mı? Zaten demokrasiyle yönetildiğimizi düşünmüyorum. Teokrasiyle yönetiliyoruz. Yani layık bir devlet anlayışımız ve sosyal bir devlet anlayışımız olmadığı için. Ama şey de olsa göstermelik sandığa giriyoruz. Göstermelik olmasının bir anlamı yok. Ben 26 yaşındayım. Reşit olduğumdan beri her seçimde sandığa gidiyorum. Ama sonuç değişmiyor. Sonucun değişmemesi sandığa gidip gitmemekle ilgili değil belki ama bizim ülkemiz sosyal ve işte seküler bir toplum olmadığımız için çok anlamlı bulmuyorum. Evet, demokrasiyle yönetildiğimize inanmıyorum artık. Peki, AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın var, Beykoz Belediye Başkanı. Evet. Onun adı geçiyor son 10 gündür. Duydun mu, oy verir misin? Duymadım, gündemi de takip etmiyorum artık. Eyvallah. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Tevfik Göksu'nun kendini geliştirmesi gerekiyor.
yani yönetim konusunda da geliştirmesi gerekiyor. İnsan olarak da bence daha, evet tabi. Yani geliştirmesi gerekiyor derken neyi? 13 yıldır buranın belediye başkanı, evet. %70 oy alıyor. Kültürlenmesi gerekiyor. Yani. Kültürlenmesi gerekiyor. Esenler'de iki tane güzel kültür merkezimiz var ama içinde olan etkinlikleri bir incelersek oradan anlarız. Yani ne kadar sinema var, ne kadar iyi müzik var, ne kadar doğru sanatçılar, tabii ki. Tevfik Bey de faydalı şey yapmalı diyorsunuz, geliştirmeli. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya, tabii ki İmamoğlu yani. Ekrem İmamoğlu. Bu sefer meclisi de kazanır mı? Çoğunluk alır mı? Elde eder mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani milletin iradesi biraz farklı oluyor ya. Ama siz İmamoğlu'na vereceksiniz. Ya. AK yani Parti... Şimdi seçimde gördük yani. Bir farklı, yerel farklı. Peki efendim, AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın var. Beykoz Belediye Başkanı. Onun adı geçiyor. Aday olsa 25 yıldır belediye başkanı, ilçe belediye başkanı. Ne düşünüyorsun Murat Aydın'la ilgili? Ya daha önceki yolsuzluklara göre artık daha AK Parti'yi kimse tercih etmez bu İstanbul'da. Bilemez mi? Yok. Kazanmaz. Ekonomi çok kötü abi. Peki Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Tevfik Göksu önce bir yaptığı Karadenizler hakkında yaptığı cümleleri bir özür dilesin, ondan sonra bakarız. Daha önceki. Evet. Doğru. Çok teşekkür ederim. İlk önce Suriyelileri göndersinler. İnsanlar evet, hastaneye... Evet. Ya, neden gidemiyoruz biz hastaneye? Bizden önce koşa koşa gidiyorlar. Ya, yerel seçimde bu var. Neden gidemiyor? Neden biz hastaneye gidemiyoruz? Her şey devletten para alıyorlar. Biz niye alamıyoruz? Suriyeli değil mi? Evet. Onları göndersinler ilk önce. Sizce ne kadar göçmen vardı Türkiye'de? Çok mu? Kaç milyon var? Çok var. Afganistan'ı var. Suriyelisi var. Niye gitsinler? 10 milyon var. Var yani. Var. Benim eşim tek çalışıyor. Yetiremiyor yani. Siz oyunuzu kime verirsiniz efendim? İmamoğlu'na veririm. AKP adam gibi adam. Adam gibi adam. AKP'nin adayı Murat Aydın. Yok. Yok. Tevfik Göksu deyince. Onu ben bir şey yapmam. Kim gelirse yani evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, siz nasılsınız? İyi olacağız. Efendim daha önce birkaç sefer karşılaştık sizinle. Evet. AK Parti'ye bayağı destek veriyordunuz. Değişiklik evet. Var mı yok mu? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi böyle giderse değiştireceğiz galiba gibi hayat geliyor. Hayat pahalı mı? Hayat pahalı mı sorusu hem de çok. Çok. Hem de çok. Bu sefer kendini gösterecek mi hayat çözüm bulamazsa? Yani. Kiralar, gıda fiyatları. Her şey. Yani hayat çok pahalı. Geçen bir hanımefendi biz ona dedi arkasında durduk. Destek verdik, o bizim arkamızda durmadı. 7,5 lira emekli maaşı alıyorum. Evim kira, ben nasıl geçineceğim dedi. Biz ona her türlü desteği verdik ama o bize vermedi dedi. Erdoğan için biraz kızmıştı kadın. Ben mi? Bir kadın Gebze'de. Doğrudur yani şimdi 7,5 lira şimdiki paraya göre, Türk parasına göre 7,5 liranın bir değeri kıymeti yok. Hakikaten ülke çok sıkıntıda. Anlatabildim mi? İnsanlar geçinemezse insanlar sadece seçimde çareyi buluyor. Çoğu arkadaşlarım da var. Bazıları da diyor ki biz sandığa gitmeyeceğiz. Çoğu AK Partili arkadaşlarımız da var. Koyu AK Partili arkadaşlarımız da var. Biz daha diyor vermeyeceğiz. Sandığa gitmeyeceğiz de vermeyeceğiz de. Peki efendim, bu pazar günü İBB seçimi olsa siz reyinizi kime kullanacak? Vermem abi. Ben büyük şehirde kim olursa olsun AK Parti'ye vermem. Artık gönül de kırıyorlar. Artık her şeyde yapıyorlar. Kullanmayacak mısınız rakibe mi? Ne yapacaksınız? Kime ben şeye veririm yani. CHP'ye vermem. Başka var. Evet. Yani Fatih Erbakanoğlu'na veririm. CHP'ye vermem. İmamoğlu olursa CHP'ye vermem. Eyvallah. Peki efendim, AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın konuşur. Beykoz Belediye Başkanı. Adı geçiyor. AK Parti'nin adayı olsa ne yapar? Kazanabilir mi? Kazanamaz mı? Yok abiciğim. Bu pahalılıkta kazanamaz abi. Zor. Allah. Çok zor. Tevfik yok. Şöyle zor. Hakikaten yani çok zor. Evet. Şimdi ben bedensel engelliyim. Evet. 40 yaşındayım. Bana iş vermediler. Bana aş vermediler. Zaten anlatabildim mi? Yani bir siz benim yerimde olun bakayım. Bir yetim maaşıyla nasıl geçineceksin? Bu kadar destek verdiniz, oy verdiniz. Verdi. Kendinizi biraz suçlu hissediyor musunuz? Yani yok, verdim. Anlatabildim mi? Mebal günah onların boynuna. Ben bir şey demiyorum. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Tevfik Başkan siyaseti biliyor. Çalışıyor da. Tevfik Başkan şahsi olarak iyi bir insan, güzel bir insan. Ona ben bir şey demiyorum. Zor. Ama İBB çok zor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Parti olarak mı, şahıs olarak mı soruyorsunuz mesela bunu? Şahıs, parti fark etmez. Aklına ne geliyorsun? Valla ben AK Parti'ye veririm.
Sebebini sorarsanız veya merak ediyorsanız da geçmişte yapılan hizmetleri düşünerek ve göz önünde alarak ondan dolayı veririm ki ben şu anda CHP yönetiminden herhangi hizmet yani görmedim, öyle söyleyeyim ben veya bilmiyoruz. AK Parti'nin İBB adayı olarak Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın var. Adı son 10 gündür geçiyor. Daha önce 20 yıl Zeytinburnu'nda yaptı. 5 yılda Beykoz'da başkan. AK Parti'nin İBB adayı olsa ne yapar? Girdi bütün seçimleri bugüne kadar kazanmış. Açık ara fark. Valla ben Murat Aydın'ın adayı gösterisi zannetmiyorum ya. Duydun mu kendisini daha önce? Duydum ama yani İstanbul için zannetmiyorum bir şey bilesin. Kimi düşünüyor? Kimi gösteriyor? Ya Murat Kurum olabilir. Ama milletvekili hazır zaten gruplarda. Fark etmez yani aday gösterilebilir gene. Yani ben tanınmış, halkın tanıdığı, sempati duyduğu bir isim olacağını düşünüyorum daha ziyade. Öyle mi? Hı-hı. Peki Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Tevfik Bey bayağı başarılı. Esenler'de çok iyi hizmetler oldu. Yani şu anda zaten biliyorsunuz şeyde mecliste, Büyükşehir Meclisi'nde. Grup başkanı. Grup başkanı vekili. Vekil pardon, grup başkanı. Yani başkan vekili. Başkan veli. Başkan değil başkanı olur, o vekili oluyor. Yani çok iyi başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bunun için de Tevfik Bey oy verirsin. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu bu sefer meclis çoğunluğunu alır mı efendim? Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 3 yıl önceki seçimden biraz daha bir yüksek oy bekliyoruz. Yüksek oy alır. AK Parti'nin İBB adayı olarak Murat Aydın var. Beykoz Belediye Başkanı. Adı geçiyor. 25 yıldır ilçe belediye başkanı. İsmini duymadım. İsmini de duymadım. İsmini cismini duymadım. Bir. İkincisi ha şimdi duymuş olsam da dahi şimdi ben kesinlikle ve kesinlikle %99.9 diyorum ben Ekrem İmamoğlu gene bizim burada adayımız burada kalacak diye düşünüyorum. Kazanır. Peki Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Vallahi Tevfik Göksu deyince aklıma benim şimdi her şey geliyor. Söyleyin 3 tane. Yani her şey geliyor. Ne gelmiyor ki? Şimdi en azından şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün senelerdir şurada 3 yıldır bildiğim kadarıyla 3 yıldır bizim semtin şu Esenler'in belediye başkanlarını yürüyor. 15 yıldır. 3 dönüm. Yani 3 dönemdir diyelim tamam. 3 kere 5 15. Evet. 15 yıldır bu Esenler'de belediye başkanlığı dönemi içerisinde bizim semtimizde, semtlerde, mahalle aralarında herhangi şeylerde bizim bu çöp sıkıntımız oldukça yoğun, oldukça yani bir şikayetimiz var. Aynen. Şimdi şu anda şimdi az önce de şeyle konuşuyordum. Bu çöple ilgili bir konuşmam vardı. Yetkililerle görüşmem vardı. O zaman başarısız kısaca. Teşekkür ederim. Tevfik Göksu başarısız. Başarısız. Eyvallah. Çok aday veya partiye kullanırsınız. Şey neydi Esenler Belediye Başkanı? Tevfik Göksu. Evet. Ama o daha belli değil o AK Parti'nin adayı. Şey neydi İBB'nin. Bu? Şimdi mevcut Ekrem İmamoğlu var. Daha o CHP'nin adayı olacak açıkladı o. Ekrem İmamoğlu çok tehlikeli. Tamam. Peki AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın var. Beykoz Belediye Başkanı. Onun adı geçiyor 10 gündür. Aday olursa ona oy verir misin? Kazanır mı kazanamaz mı? Murat. Kazanabilir ve neydi ismi öteki Murat şey Aydın. Sağlık Bakanlığı'nda. Recep Akdağ mı? No, şimdi gene şeyde unuttum. Fahrettin Koca. Evet o da çok iyi. Murat Aydın olursa sen oy verirsin. Evet veririm. Seve Tevfik Göksu deyince çocuk çık bak kamerana geçiyor. Tevfik Göksu deyince aklına ne geliyor? Her şey iyi geliyor. İyi adam, dürüst adam. Dürüst. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu pazar günü İBB'nin seçimi olsa reyinizi hangi partinin adayına kullanacaksınız? Vallahi şu an ben kararsızım. Daha önce AK Parti'ydi. Evet. Şimdi kararlı. Neden kararlı duruma düştünüz efendim? Evet şu an bazı durumlardan dolayı kararsızım şu an. Hayat pahalı diyebilir miyim? Evet tabii. Başta o geliyor zaten. Çünkü her şey etkili. Hayat pahalılığı oynatıyor şimdi adamı. Ben hatırlıyorum yerine. Daha önce bayağı AK Parti'yi savunuyordunuz. Evet, evet. Bu şartlar sizi kararlı duruma getirmiş. Aynen. Bakalım ne evet, olur. Evet öyle. Peki efendim AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Hmm. Ne düşünüyorsunuz? Murat Bey 25 yıldır ilçe belediye başkanı. 20 yıl Zeytinburnu'da. AK Parti'nin mi? Evet 5 yılda Beykoz'da. 25 yıldır ilçe belediye başkanı. Vallahi şu günde kazanamaz. Şu an seçim olsa kazanamaz. Zor mu? Zor değil kazanamaz. Peki, AK Parti kazanamaz. Daha 6 yıl daha var. Emeklilerin maaşını arttırırsa biraz kontrol altına alırsa. İşte kontrol altına alırsa
Biraz mesela durdurdu. Mesela arabalara biraz durdu şimdi. Ucuzluk olursa şimdi bir ev 15 bin lira. Kira değil mi? Esneri bir yerde. Bir su geliyor 300 lira. Bir elektrik geliyor 500. Bu da kısa kısa. Herhalde. En ucuzu yani. Doğru. Onun için hayat pahalılığı. Tencere her şeyi yıkar. Her şeyi yıkar tabii, her şeyi. Peki, şimdi marketteyim, adamı almış eline, devamlı etiket değiştiriyor. Meyve, meyaz kilo 50'den aşağı düşmedi hiçbir şey. Evet. Şeftali de 50, üzüm de 50. Üzüm 50. 50, kiraz da evet, 50. Bir kilo bir avuç. Evet. Bir kişi doymuyor. Markete gidiyorum 1000 lira, 2000 lira. Ya, zor. Evet. Abi Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi şu an hiçbir şey gelmiyor yani. Şu an kararsızım herhalde. Şimdi hayat pahalılığı şartları önce her şeyi değiştirir. Tabii. Önce tencere. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyumuzu kime vereceğiz? Adaylara bağlı. Mesela kimi çıkacağım? AK Parti'de Ekrem İmamoğlu, CHP'de Murat Aydın. CHP'de Ekrem İmamoğlu, AK Parti'de Murat Aydın. Beykoz Belediye Başkanı. Murat Aydın mı? Evet. Sürpriz olur bence Murat Aydın. Konuşuluyor. Murat Kurum olsa belki. Fark etmez. Murat Kurum olsun, Tevfik Göksu'nun önemli değil o. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir popülaritesi vardı İstanbul'da. Ama son zamanlarda yaşadıkları CHP içindeki çatışmalar biraz popülaritesini düşürdü açıkçası. Sizin oy kim efendim? Murat Kurum derim ben. Yani AK Parti adayı. Evet. Peki Murat Aydın olursa 20 yıl Zeytinburnu'na başkanlık edildi. Şimdi Beykoz'da 5 yıldır başkan. Adı geçiyor evet, onun. Evet, onu da duyduk. Ama Murat Aydın'la şimdi Murat Kurum'un yaptıkları arasında çok fark var. Murat Kurum ama biraz diyorlar ki Murat Kurum'un mesela İstanbul'da birçok yeri imara açtı, sahilleri orada yıpratırlar diyorlar. Yani tabi o da mümkün. İkincisi şimdi var. Esenler'de röportaj yapıyorsunuz ama Tevfik Göksu'yu sormadınız. Tevfik Göksu. O da aynı soru. O da var. Tevfik Göksu'nun da adı o da konuşuluyor. O da var. Şimdi öbürünü söyleyeyim. İBB'de Murat Aydın olursa ne olur? Vallahi onu deneyip görmek lazım. Yani bir efsane belediye başkanı vardı biliyorsunuz, Kadir Topbaş, İstanbul'un Kadir abisi. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra maalesef bir efsane bulamadık biz. Yeni bir efsane arıyoruz. Tabii burada oraya geleceğim. Şimdi Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Mehmet Tevfik Göksu deyince aklımıza birçok şey geliyor. Söyleyelim. Başta reklamları geliyor. İkincisi kentsel dönüşümde bayağı bir önde gitti. Hani şu anda yapılan işte Oruç Reis Mahallesi, Tuna Mahallesi, Menderes Mahallesi. Şu an kaç bin konut, 15 yıldır başkan kaç bin konut dönüştürmüştü? Şu an yaklaşık tahmin edersen 1990 konut şu an Oruç Reis Mahallesi ve Tuna Mahallesi'nde. Bu yeni temel atılan mı? Evet. Yıkıldı. Yıkılıyor şu an. Eğer oralara giderseniz. Gittik. 17'sine var ya biliyorum. Vatandaşlarımız sanırım Havalimanı Mahallesi'nde, 15 Temmuz Mahallesi'ne taşındılar. Yani orada şu an nüfusu 10.000 konut yapmış mıdır bugüne kadar? 10.000 konut zannetmiyorum. O biraz abartılı olur daha bence. Olmuştur. Daha az olmuştur. Tabii resmi rakamları görmek başarılı lazım. Başarılı mı değil mi Göksu sizce? %50 diyelim. Orta şeker. Evet, orta yani şeker. Yani 100 üzerinden 50 verirsiniz. Peki şeyi sormadınız ama. Neyi? Türkiye'nin parlayan bir yıldızı var. Yeniden Refah Partisi. Onun adayını da konuşabiliriz. Evet. Onun adayını da konuşalım. Yani eğer onun adayı çıkarsa Yeniden Refah Partisi Büyükşehir'de aday çıkarsa benim oyum direkt ona olur. Yeni Refah Partisi. Evet. Ben onu o soru değil ama ayrıca sorayım. Gerçekten son günlerde çok çıkıyor. Gebze'ye gittik. Biri dedi ki 200 tane oyum var. 6 kardeşiz dedi. Refah Partisi paylaşmış. Evet. Ben de hepsini oraya vereceğim dedi. Çünkü başka artık AK Parti yok dedi. Şimdi Yeniden Refah Partisi gerçekten hani Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var ya, temiz insanlar istiyoruz dedi. Evet. Biz de temiz insanlar arıyoruz. Yeniden evet. Refah Partisi'ne kimse sağcısı solcusu hiçbir kimse hırsızlık yaptı, yolsuzluk yaptı demiyor. Biz ben Zeytinburnu Belediye Başkanı da olayım mı Refah Partisi'nde? Kazanır mıyım? Zeytinburnu Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanımız hazır. Kim o? Söyleyin. Mevcut ilçe başkanı. Öyle mi diyorsun? Evet. Arkadaş mı olur onun? Evet, Onur Dolar nasip olursa Zeytinburnu'na aday olacak herhalde muhtemelen. Tabii biz Yeniden Refah Partisi gönüllüleriz. Tamam. CHP veya AK Parti ile düşman da değiliz. Eyvallah. Bu ülkeye kim taş üstüne taş koyarsa başımızın gözümüzün üstünde yeri var. İktidara vermem zaten, vermedim bu zamana kadar. Tamam, çünkü 7500'e mahkum ettiler. Bizim sorumuz kime verirsiniz, kime vermesiniz diye. Ben Milli Görüşçüyüm, Saadet Partiliyim. Saadet Partisi'ne verirsiniz. Evet. Tamam. Ben Saadet Partisi'ne veririm. AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın olsa Beykoz Belediye Başkanı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Zeytinburnu'nu yedi. Beykoz'u da yedi. Büyükşehir'i de yiyecek. Yesin abi. Yiyecek. Niye vereyim ki? Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Rüşvet. Öyle mi? Heh.
Çünkü 15 yıldır kazanıyor ama. Kazanıyor. İktidarın sayesinde kazanıyor. Ben 85'ten beri tanıyorum onu. Ne olduğunu biliyorum. Öyle mi? He. İktidarın sayesinde. Ben 80 yok iktidar sayesinde. Ben Milli Görüş'te 85'ten beri Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi. Ben onu Milli MGV zamanında tanırım. Hepsini düzün kendisi bir şey yapamaz. Çok yapamaz. Teşekkür ederim. Mesela kime oy vereceksiniz? Hangi parti? AK Parti. AK Parti. Peki AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Duydun mu? Ne düşünüyorsun? Murat Aydın oy verir misin? Duymuyordum ki. Düşünme. Aday olursa verirsin ama AK Parti'nin adayını. Hangi parti? AK Parti. Veririm. AK Parti'nin adayı. İsmi geçiyor mu? Veririm ben. Verirsin. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? İyi insan. İyi. He? İyi iyi. İyi insan. Çok teşekkür ederim. Valla hocam ben kime veririm? İmamoğlu aslında vermeyi düşünüyorum da. Biraz da karamsar. İmamoğlu yazalım şimdi. İmamoğlu yazalım da. AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın olacak diyorlar. Beykoz Belediye Başkanı. Ne düşünüyorsun? Valla ben AK Parti'ye bugüne kadar oy vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum açıkçası. Eyvallah. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne gelir efendim? Tevfik Göksu deyince Tevfik Göksu ilk başta ilk dönemler iyi çalışıyordu. Ama şu anda çalışma adına bir şey yok. Hizmet yok. Tabii canım. Onu da uyurmayın. Yok onu da hiç geçmiyor bile. Eyvallah çok teşekkür ederim. AK Parti'nin adayı Murat. Hiç parti vermiyor hiçbirine. Murat Aydın diyor. Hiçbirine vermiyor. Fark etmiyor abi hiçbirine vermiyor. Tevfik Göksu deyince ne gidiyor? Yok hiçbirine vermiyorum. Yok yok aklına bir şey geliyor mu? Hiç işim olmaz. Önce selam sonra kelam. Nasılsınız? Aleyküm selam teşekkür ederim. Abi 31 Mart'ta İBB seçimi var. Reyinizi kime vereceksiniz? İmamoğlu'na vereceğim. Meclis çoğunluğa bu sefer alır mı meclis çoğunluğa? Alacağız. İnşallah. Onu da alacağız. Hiç AKP'nin adayı Murat Aydın diyor. Beykoz Belediye Başkanı. Adı ben hiç tanımam. Ben İmamoğlu'nu tanıyorum. Tevfik Göksu İmamoğlu. Abi. Adaylara göre değişir. Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Murat Aydın diyelim. Beykoz Belediye Başkanı. Bunun adı geçiyor. Çünkü. AK Parti'ye veririm. AK Parti. Peki Murat Aydın Beykoz, 20 yıl Zeytinburnu'nda yaptı, 5 yılda Beykoz'da. Evet. Duydun mu, duymadın mı, kazandın mı, tecrübe? Yok hiç duymadım, kendisini tanımıyorum. Girdi bütün seçimleri kazanmış, 5 seçime girdi. Maşallah, inşallah bunu da kazanır o zaman. Eyvallah. Peki efendim, Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Çalışkan Belediye Başkanı geliyor. Çalışkan Belediye Başkanı, teşekkür ederim. Rica ederim. Genç ve güler yüzü bir seçmen, Esenler 4 yol meydanına nasıl gidiyor? Belediye seçimleri var. 31 Mart'ta İBB'de hangi adaya oy vereceksiniz efendim? Şu an AK Parti'nin veya CHP'nin adayları kim olacak bir bilgim yok. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı diyelim ki Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın. Adı geçiyor, farazi. Yani muhtemelen 3 adaydan biri olur ya Gökçek, ya Güngören Belediye Başkanı ya da Murat. Ya. Gökçek mi dedim? Esenler'inki kim de? Göksu. AK Parti ile CHP'yi vermeyeceğim. İki partiye de. Memleket Partisi'nin çıkaracağı adaya oy vereceğim veya Zafer Partisi'nin. Onlara vereceksin. Peki Tevfik Göksu deyince aklınıza ne gelir efendim? Yani güzel hizmetleri oldu tabii ki Esenler'e. Ama şu son durumlardan dolayı AK Parti'ye olan güvenim kırıldığı için artık ne Cumhurbaşkanlığı tabii ki. Peki, son bir haftadır Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ismi geçiyor. AK Parti adayı olabilir diyorlar. Ne düşünüyorsun? Yani bu bence yani TikTok'ta diğer Instagram sosyal medya hesaplarında çok karşımıza çıkıyor. Bence sosyal medyanın bir algı oyunu bu. Yani Murat Kurum, Güngören Belediye Başkanı, onun dışında İmamoğlu'nun videoları. Bu bir algı bence. Ters köşe de olabilir ama yani kim çıkartırsa çıkarsınlar ben AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Ben geçmedim AK Parti'ye. AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de verdim AK Parti'ye. Maalesef. Ne oldu bu iki ayda bile değiştiniz efendim? Ya çok pişman oldum. Ya bir sürü sebep var aslında. Hani bunu söylersem korkarım yani dışarı çıkmaya o kadar. Vay be. İki ayda bu zamlar parlamadı. Yani zamlar da aslında var tabii ki bir etken ama şu an yani ikna ettiğim insanlara karşı bir yüzüm olmadığı için yani artık bunu savunacak bir mahcupluğum var evet. İki ayda en kırılma noktası ne oldu zamların dışında mesela? Yani şöyle ben aslında zamların dışında şöyle bir ikiyüzlülük gördüm demeyeyim de bir ters köşe gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı İsveç durumlarını biliyorsunuz. Kur'an yakma protestoları vardı. Evet. Ben olduğum sürece NATO'ya giremeyecekler dedi. Daha sonrasında Joe Biden'la görüştükten sonra Joe Biden dedi ki biz Türkiye kabul etti İsveç'in şey olmasını. Papaz hani, da demişti. Bu kardeş bu papaz gitmeyecek demişti. 24'te evet. Prensen.
Evet. O, yani siz de çok yanılmışsınız. Brunson'da da vardı zaten örnek. Yani şöyle ben... Bu gitmeyecek dedi. Yani şöyle ben Erdoğan'a vermek istemiyordum zaten oyum, Sayın Cumhurbaşkanı'na diyeyim daha doğrusu. Evet. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ters köşeleri, gafları insanı gerçekten hani sonunu göremeyeceğimiz bir seçime doğru götürüyordu. İnsanlar artık istemsiz, yani belki başka bir başkan adayı olsaydı çoktan seçilebilirdi. Tabii ki. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi AK Parti yarın öbür gün bu fiyatları düşürürse, değişik şeyler yaparsa, işte ben helallik diliyorum dese yine sizi ikna edebilir mi? Yoksa artık bitti mi? Küstün mü? Artık tam... Yani düşürebileceğim market fiyatları olur, yakıt fiyatları olur ama ev fiyatları, ondan sonra mülteci sorunu, bu gibi durumları çözebileceğini düşünmüyorum. Yani şu 5 sene içerisinde çözebileceğini düşünüyorum. Zaten bir daha seçime de girmeyecek. Yani ondan sonraki gelecek Cumhurbaşkanı adayının da çözebileceğini düşünmüyorum. Yani bir değişim gerekiyor. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Memnun değilim. Kime ben kendim evimin önünde esnafım. Ama gördüm en şu anda İstanbul 10 senene kaybetti. Büyükşehir'de oyunuz kim onu soruyoruz. AK Parti'de kim şey yaparsa ona. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ismi geçiyor AK Parti adayı içinde. Her zaman Malatya olarak AK Parti'nin arkasındayız müdürüm. Ben de Malatyalıyım. Tamam ederim. Rica ederim. Tevfik Göksu deyince ne geliyor aklına? Tevfik Göksu burada 4. mi 5. kezdir kazanıyor. Çok memnunuz. Allah tamam, Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin. AK Parti'de çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Abi bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu kime kullanırsınız? AK Parti'ye kullanırız. Peki AK Parti'nin adayı olarak Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. 20 sene Zeytinburnu'da yaptı, şimdi Beykoz'da. Murat Aydın ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Ben tanımıyorum ama Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nu olsa iyi olur. Ama kim olursa olsun çalışırlar yani. AK Parti'nin adayına verilmiş. Yani tabii. Peki Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza çalışmak geliyor. Burası Esenler köyüydü. Bak ne güzel hale getirdi yani. Biz bulduk. Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyumuzu hangi partiye ya da adaya kullanacağız efendim? Vallahi kararsızım. Kararsızsın. Daha önce kime verdiniz efendim? Ekrem'e. Niye vermiyorsunuz tekrar? Şu an tekrarı veremiyoruz. Kararsız. Kararsız değilim aslında, bir nevi de artık oy kullanmak gibi ihtiyacım yok. Öyle mi? Peki AK Parti'nin adayları içinde Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Evet. Ne düşünüyorsun? Aday olsa kazanır mı, kazanamaz mı? Bence ülkeyi terk etmeleri lazım. Öyle mi? Evet. AK Partileri. Evet. Tamam. Maalesef. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Tevfik, vallahi yıllardır Esenler'de. 15 yıldır evet, 3 dönem. Hemen hemen Abdullah Öcalan'dan sonra o geldi zaten. Mehmet Öcalan'dan sonra o geldi. Evet. Hani adam biraz yaptı ama biraz da başkalarına yaptı ya. Çok teşekkür ederim. Hiçbirisine de verme. Neden? Siz kullanmazsanız ben kullanım nasıl yönetileceğiz? Ya nasıl yönetileceğiz de yani düzgün bir tane idareci oldu mu daha da hakimiyete iyi olur yani. Şimdi sonuçta şu anda yani İstanbul'un halini görüyoruz. Yok. Hep de sıkıntı. Peki ha. AK Parti'nin İBB adayları içinde Murat Aydın var. Beykoz Belediye Başkanı ismi geçiyor. Duydunuz mu? Ne düşünüyorsunuz? Valla ben AK Parti'ye oy vermiyorum. Eyvallah. Ha, hiç vermediniz. Hiç vermedim. İmamoğlu'na ne düşünüyorsunuz abi? İmamoğlu'na bizim beklentilerimiz çok yüksekti ama olmadı. Mesela ne yapmadı? Mesela ben her gün metrobüse gidiyorum. Ne klima çalışıyor. Ve yani her gün arabalar sıkıntı. Bunun yanında hizmete İstanbul'un eksiklik hizmete eksiklik var. Yani yollarda sıkıntı var. Eyvallah. Evet. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Hiç kesinlikle verme. Olumsuz. Olumsuz. Teşekkür ederim. Abi. Ne kullanacaksınız efendim? Abi ne iktidar ne ana muhalefet, böyle daha bağımsız bir parti düşünüyorum yani. Mesela var mı aklında öyle bir isim? Biraz düşüneceğim, biraz bakacağım. Zaten bir kaç ay var? 6-7 var, evet. Var galiba. Biraz bakacağım, düşüneceğim. Şu an kararsız. Aynen, şu an kesinlikle kararsızım. En sonki seçimlerden sonra. Yani açıkçası şu an bilmiyorum. Muhalefeti mi destekliyordunuz iktidarı mı? Abi onu söylemeyeyim de. Eyvallah. Peki efendim AK Parti'nin İBB adayı olarak Murat Aydın var. Beykoz Belediye Başkanı. Son bir hafta evet ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Kullanmadı herhalde. Ben Murat Kurum diye biliyordum ama. Yok, o milletvekili düşürmek istemiyoruz diyen var. He. Yani bilmiyorum. Murat Aydın ismi de geçiyor. İsmini bu belediye başkanı, Beykoz Belediye Başkanı ben pek tanımıyorum açıkçası. Ama bakmak lazım. Milletvekillerini yaparsak sayımız azalacak. Peki Mehmet Bey aday olmayacak mı şimdiki? Onu soracağım. O İBB'de mi aday olacak? Mehmet Tevfik Göksu mu diyorsun? Aha. Zaten bura 3 sene oldu. Normalde AK Parti 3 dönem sonra yapmıyor. Ne yapar bilmiyorum. Tevfik Göksu deyince aklına ne geliyor efendim? Yani fena bir başkan değil açıkçası. 2 dönemdir Esenler'de belediye başkanlığı yapıyor biliyorsunuz. 3 dönem mi oldu? 15 yıl oldu. Fena değil açıkçası ama bilmiyorum. Bakalım İBB'ye aday olursa belki destekleriz. Yani bilmiyorum gene. Şu an tam karar vermedim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Yaklaşıyoruz. 31 Mart'ta seçim olacak. Evet. Oyunuzu kime kullanacaksınız? Oyumuzu AK Parti'ni kesinlikle kullanamayız. Tamam. Muhtemelen CHP'ye olacak. O zaman Ekrem İmamoğlu diyelim. Ekrem İmamoğlu'yu kullanacağız. Tamam. Sebebi de desen, evet, zaten milletvekili seçimindeki o paravralar, o petrol bulmalar, o gazın bulmalar hepsi yalan oldu. Millet aslında her şeyi hak ediyor da. Çünkü bir muhtarı bile iki dönem muhtar olarak seçersen muhtarın davranış farklı olur. Adam 20 yıldır. Ya 20 yıldır bu iktidardadır. Artık kraliyete dönüştü. 21 yıl. 21 yıl. Artık bu insanlar biraz gözünü alsınlar. Biraz. Abi bize oy veriyor, kazanıyoruz. Ne yapalım diyorlar. Yani başkaları röportajını dinlerken diyor ki işte biz geçmiş dönemlerdeki 90'lı yıllar. Ya arkadaşım, dünya ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Sadece bu parti yapmadı ki bunlar. Telefonu onlar mı icat ettiler? Bu teknolojiler onlar mı icat ediyor? Dünya gelişiyor. Yani İHA, SİHA o zaman yok. Şimdi var. Emeklileri açlığa mahkum ettiler. Sefalete mahkum ettiler. Bir de onu kazandıran da emeklidir. Ama evet, keşke emeklilerin o var olan ödemeleri de geri alsalar. Ekonomi iyidir de onu da alsalar. Açlıkta geberseler daha ben de hayır olmak üzere. Ben de emekliyim. Evet. Ben de emekliyim. 15 milyon emekli var. Kime verirse o kazanır zaten. Yani 15 milyon emekli bir dernek kullansa, kendine bir başkan seçseler, gerçek manada iktidarı belirleyen onlar olacaktı. Tabii bizler bile olabilirler. Onlar belirleyecekti ama demek ki hak ediyorlar, ezilsinler. Ezilsinler. Peki diğer soruya geçelim. Son haftalarda AK Parti'nin İBB adayı olarak Beykoz Belediye Başkanı ismi ön plana çıkıyor. Evet. Murat Aydın'ın. Evet. Duydunuz mu? Kazanır mı? Kazanmak ipi ne olur? Valla ben bu Esenler Belediye Başkanı olarak diye düşünüyorum. O biraz medya olarak biraz popüler önde görünüyor. Yani bence kim olursa olsun AK Parti adına olduktan sonra olmaması lazım. Olmaması lazım. Bu insanlar akıllı olması bir şey vermesi lazım. Uyarı vermesi lazım. Ne olursa siz ne görüyorsunuz? Mesela yarın seçim olsa AK Parti kaybeder mi? Benim görüşümde kaybetmelidir. Etmiştir de. Eyvallah. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim. İyiyiz. Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyumuzu kime kullanacağız efendim? Vallahi hiç kimseyi kullanmayacağım. Siz kullanmasanız, ben kullanmadan nasıl yönetileceğiz? Vallahi zaten belli zaten. Seçilen, seçilmeyen belli oluyor. Zaten hiç kimse, herkes koltuğunun peşinde. Oy yok. Kesinlikle yok. Peki AK Parti'nin İBB adayı Murat Aydın ismi geçiyor. Beykoz Belediye Başkanı. Ne düşünüyorsun? Vallahi bilmiyoruz. Duymadım, bilmiyorum. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Ya bundan memnunuz yani. Bunun ben şu anda Eminönü'ndeyim. Yani Eminönü esnafıyım ben ama burada da oturup yaldıkız burada ama şeyinde memnunuyuz Tevfik Bey'den. Yani 40 yılım geçti Eminönü'de. Benim 40 yılım geçti. Benim de yani ben 79'dan beri Eminönü'ndeyim. Ben ortaokulda lise orada oldum. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Ne demek? Saygı bizden efendim. Bir,